أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس الثامن والخمسون اللي سيكزني في مدح العدل عدالة أوجسو مدحي لإجلي عدالة الفضيلة var yumuşak davranmak kime bir rayeti halka yani padişahın başkanların sorumluluk sahibi olanların altındaki insanlara yumuşak halim güzel davranması ve tahrim zulmihe ve halka zulmetmenin haram olması ve halkı aldatmanın da haram olduğunu gösteren ayet ve hadisler. Adaletin güzelliği, yumuşak halkına yumuşak davranmanın güzelliği, onları zulmetmek ve aldatmanın haramlığı ile ilgili. Allah Teala Hazreti Allah Celle Celalü yürdü ki: İnne Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itai'z'l gurbi ve yenneha ani'l fuhşai ve'l munkar ve'l bagyi ye'izukum le'allekum tezekkurun. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tasınız diye size öğüt veriyor. İnna Allah yamuru bil adli adaleti vel ihsan ilihi ve itayiz el akrabaya vermeyi ve yenha alıkuyu anil fahşai fuhşiyattan vel munkeri kötülükten <laughs> vel bagyi azgınlıktan Yaizukum size vazio nasihatte bulunuyor. de tezekkerun. Umulur ki siz de öğütü alırsınız, düşünürsünüz. Eşşeyhan <laughs> 1550. Hadis-i Şerif İmam-ı İmam-ı Bukhari bir İmam-ı Müslüm rivayet ediyor. Ali yani İbni Ömer Hazreti İbni Ömer'den Ömer oğlundan Kales Semih'in tutuşuyla Mihul, bu şekilde dediğini işittim. Kullukum ra'in, happiness ra'i. Çoban. Hepiniz çobansınız, yani sorumlusunuz. Nasıl çoban koyunlarından sorumluysa siz de sorumlusunuz. Kullukum eee mes'ul al-ra'iyyati herkes de o bakması gereken o ra'iyetinden nasıl çoban koyunlardan sorumluysa e, siz de o güttüğünüz şeylerden efendim nedir? Sorumlusunuz. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yani i̇mam Başkan Ra'in çobandır ve mas'ûn al o da halkından sorumludur. Ve racülü erkek de çobandır fi ehli kendi ailesi konusunda o mes'ulun an o da halkından sorumludur. Ve mer'atu kadın ra'iyetun o da çobandır fi beyti zevci kocasının evinde o mes'ulatun an o da o ondan sorumludur. Yani kocasının malından, evlatlarından yani kocanın yokluğunda onun yerine geçmesinden eee Vel hadimu hizmetçi de ra'in o da çobandır. Ne konuda fi mali seyyidihi efendisinin malında o mes'un an ra'iyetihi o da yapması gerekenleri yapma konusunda mesuldur Kulasa ve kullukum ra'in hepiniz çobansınız. O mes'un an ra'iyetihi elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yani demek ki bir taraftan ee, ben başkana karşı yapmam gereken görevim varsa öbür taraftan da e, bana birisinin e, yapması gereken görevleri var. Onun da yapması gere gereken görevleri var. Yani herkes bir sorumluluk bilincinde hareket etmesi lazım. Eddesü tazi vel hamzun elli dokum fi tahrim zulmi zulmun haram olduğuna ve fil emri bil marufi maruf olan, hoş olan şeyi emirin lazım olduğuna yani fi lüzumul emri bil maruf bir de ve nehi anil münkeri na hoş olan şeyleri de nehi etme, engelleme konusundaki ayet ve hadisler. Zulümün haram olduğuna ve emri bil maruf nehi anil münker yani bu tebliğ iyiliği emredip <laughs> kötülükten men etmek onun da lazım olduğuna yoksa herkes özgürlük, herkes kendi kafasına göre iş yapar. Bu sefer özgürlük nereye kadardır? Allah'ın bize çizdiği sınıra kadardır. Yani biz halal olan her şeyi içebiliriz ama içkiye geldiği zaman orada özgür değiliz. Halal olan her şeyi yiyebiliriz ama yenilmeyecek şeyler olduğu zaman domuz gibi orada sınırımız bitiyor. Kala allah Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu ayeti keriminde buyurdu ki, bu zulüm haramdır dedik. Veliz zalimine min hamim. Zalimlerin, zalimler için yoktur. Hamim, sıcak, sadık bir dost yok. Onların samimi bir dostu yok. Ve şefi en yuta. izaat edilecek, onun şefaati kabul edecek herhangi bir şefaatçi de yok. Yani zalimler Allah muhafaza ahirette kendilerine ne dost bulacaklar ne de onları savunacak. Onlara şefaatlik yapacak. O adamın sözü ita yuta sözü kabul edilecek bir şefaatçisi de yok. Cehennem ehline soruyorlar. Ve mâ selekekum fî sakar. Sizin sakar cehennemin ismi veya bir cehennemde bir yerin ismi. Buraya siz sürükleyen ne oldu? Niye buraya düştünüz? O cehennem aneder ki: "Halu lemleku musallin. Namaz kılanların değildik. Ve sadık bir dostumuz da yok. Yani sadık dost insanı cennete götürür. Nasıl kötü dost insanı kötü arkadaş insanın cehenneme götürdüğü gibi iyi arkadaş da insanı cennete götürür. Hatalarımızın dediği gibi arkadaşını söyle sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Diğer bir ayet-i kerimede o mali nasir. Zalimlerin de bir yardımcısı yoktur. Yani zalimler için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve diğer bir ayet-i kerimede وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ Sizden bir topluluk olsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Onlar hayre davet eder. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Mağruf, hoş ve güzel şeyleri emredip münker, nakhaş olan şeyleri de engelleyen bir topluluk olsun. Yani hani her işte sonuçta tefsir, hadis e, ve diğer ilimler ne kadar ne efendim olması gerekiyorsa dünyanın içinde olması dünya, e, matematiktir, diğer ilimlerdir. Bunlar da öğrenilmesi gerekir. Ama e, herkesi buraya yönlendirip bu hayırı hayra çağıracak, maruf olan şeyi emredip mülker olan şeyi ne edecek insanları da kaybetmemek lazım. Çünkü Allahu Teala ne buyuruyor? "Vel <laughs> minkum sizden bir topluluk olsun. O topluluk yani o ile hayır hayra davet edecek. Ma'rufu emredip munkeri de edecek, bir topluluk olsun. Ve ulayki humul muflihun. işte kurtuluşa erenler onlardır. Yani savaş yapıldığı zaman mesela bütün hafızlar, bütün alemler hepsi götürülmezdi. Çünkü geri geldiği zaman insanlara kim dinini öğretecek? Yani o, o topluluğu bırakılırdı mesela. Diğer bir ayet-i kerimede kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Tedurune bil ve anil Yani siz insanların iyiliği için ortaya çıkarmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü hayırlı ümmetin en hayırlı ümmetsiniz. Ukhucet nes insanlar için çıkarmış. Te'murune bil ma'rufi hoş olan şeyi emreder. Ve tenhavne anil münkeri ne hoş olan şeyden de ne yaparsınız? Ne edersiniz. Yani demek ki herkes özgürdür, herkes istediğini yapar. Bu şekilde yok. Yani eskiden bu daha fazla uygulanırdı. Yani kimse Ramazan'da dışarıda sigara içemezdi. İçtiği zaman onu büyükler uyarır ve o da uyarıyı saygıyla kabul ederdi yani. Şimdi ne kimse uyarabiliyor, uyarsa bile çok ters tepip uyarana efendim düvenler bile oluyor. Velhasıl sıkıntılı bir zaman. Yani eskiden herkes hayal ederdi. Büyüklerden de hayal ederdi. Şimdi hayal da kalmamış. Ama normalde bu uygulanması gereken bir şeydir. Yani emri bil maruf nehyanil münker. Bu da bir emirdir. Ayette de işte bize onu belirtiyor. Ve kâle Yine bir ayet-i kerimede, vel وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْنَاتُ بَعْدُمْ ve ba'd müminler ile erkek müminler, müminat, kadın müminler. Bunlar nedir? Ba'du mevliya ve ba'du bunlar birilerinin velileridir. Ya'murûne <laughs> bi ma'rufi ve nehevne anil münker. Ma'ruf olan şeyi emreder, münker olan şeyden de nehyederler. Yani nasıl ki bir insanın velisi, onun efendim büyüğü nasıl ki o altındaki için hayırı istiyor, onun işlerine yol gösterici oluyor. Müminler de birbirine karşı birbirine yol gösteren, birbirlerine uyarıda bulunan bir topluluktur. Ve onun faydasını hem dünyada hem de ahirette görüyoruz. Ve kâle Resulullah sallallahu sellem, 1550. hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِتَّقُ Zulümden kendinizi muhafaza edin. Yani zalim olmaktan, zalimlik yapmaktan kendinizi muhafaza edin. فَاِنَّ الظُّلْمَ Çünkü zulüm zulümetül yevmel kıyamet. Kıyamet günü karanlıklardır. Yani o zalim insan kıyamet günü önünde öyle karanlıklar Allah muhafaza öyle sıkıntılar görecek ki o yaptığı zulüm onun karşısında karanlık olan ortaya çıkacak. Aslında kendi kendisine zulmetmiş olacak. Sonuçta o zulmün cezasını kat be kat orada karşısında görecek. Vattakuşşuhha <laughs> <laughs> cimrilikten de kendinizi muhafaza edin cimri olmayın cömertlik çok büyük bir haslettir, çok büyük güzel bir haslettir. şu şuha muhakkak cömertlik ehleke ve kana sizden öncekilerini helake götürdü. Ve onları sürükledi. Ale ensefeku dima'hum kanlarını birbirine birbirine halal gördüler. Yani o cömertlikten dolayı vastahallu maharimhum ve birbirine eşlerini, kızlarını birbirlerine halar gördüler. Hem birbirlerini öldüler, birbirlerinin e, efendim eşlerini, çocuklarını cari yaptılar kendilerine. Bu hepsinin sebebi de neyden dolayı oldu? Cimlikten dolayı oldu. E şimdi petrol için, işte efendim şunun için, bunun için bir sürü savaşlar çıkıyor. Ve bu kan dökmeler, bu sıkıntılar Allah muhafaza ortaya çıkıyor ve genellikle de bundan Müslüman da görüyor. Bin beş yüz hadis şerif. Araba iden e, Müslim ana -e bir hürete ana fasıllem kal. Yine İmam Müslim rivayet ediyor. Hazreti Ebu Hureyye radıyallahu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اَتَدْرُونَ مَنَ muflis. Muflis kimdir bilir misiniz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu sahabe dediler ki اَلْمُفْلِسُ ف۪ينَ bizim aramızdaki muflis bizim tabirimizle men nedir parası olmayan ve eşyası da yok. Yani ne parası var ne de paraya çevirebilecek bir eşyası var. Fakale Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öğretim, öğretme tekniklerinden bir teknikti. Ee, bir şey anlatmadan önce sorar, Ondan sonra cevabını aldıktan sonra gerçeği hakikati söyler. İnder muflise muhakkak ki müflis min ümmeti benim ümmetimden men yedi yomel kıyame günü geliyor. Bir namazı var. Adam namazlarını düzgün kılmış. Vasiyyemin orucu var. Orucunu tutmuş. Ve zekatin zekatını vermiş. Normalde bu adam artıdadır. وياتي ama o حسب ما geldiği zaman da o hatışete mehaze falan kese küfür etmiş aynı buna namaz kılan adam o hazefe haze falan kese iftira atmış o akele haze falan kesin malını yemiş o sefeke haze falan kesin kanını akıtmış o darabe haze falan kesi dövmüş bu taraftan da böyle de hatalar var yani iyilikler hasenat bir de seyyat Fiyat haza min hasenati. İşte falan kese bu adamın iyilikleri alınır. O kime sövmüşse o iyilikler o hakareti yerine verilir. Bu haza min falan kese de malını yemişti. Yine o adamın orada mal yok. Ne yapılacak? Orada para hasenettir. Onun hasenatından alınır. O adama verilir. Feyn feniyet hasenatu eğer o adamın iyilikleri biterse o namazı, zekatı, orucu Allah muhafaza biterse kable en yuhdama aleyh daha alacaklar bitmeden yani adamın bütün iyilikleri bitti sıfıra düştü ama hala kuyrukta alacaklı insan var bu sefer adamın hasenatları kalmadı ya bu sefer alacakların uhuze min hatayahum onların hatalarından alınır. Faturihat aleyhi bu adamın üzerine atılır. Sümme turiha Allah muhafaza sonra bu adam cehenneme atılır. İşte muflis budur. Yani artılarla gelmişti. Ama o yaptığı hatalar onların bütün artısını sildi. Ve ondan sonra sıfırlandı. Bu sefer sonra hasenat kalmayınca borcunu karşıdakilerin atlarını yüklemekle e, yüklemekle mecbur kaldı. Onun üzerine atıldı ve e, e, eksi bir şekilde Allah muhafaza cehenneme girdi. Cezakumullah hayırlı kesiyor.